6 yılda 40 liradan 500 liraya gelmiş olan et fiyatlarından söz ediyoruz. Aynı kasap, et aynı ama bu 6 yılda acaba neler değişti? 1150 liralık zam 6 yılda nasıl oldu da hayatımıza girdi? Bakın yine Edirne Gazetesi'nin, Hudut Gazetesi'ne bakalım. Çiftçinin derdi, çiftçinin sorunuyla devam edelim. Çeltik'te destek 2011'den beri aynı. 13 yıldır 10 kuruş. Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de Ekim sezonunun sonuna yaklaşılırken üreticiyi kış aylarında yeterli yağış alınamaması sebebiyle kuraklıkla birlikte girdi maliyetleri düşündürüyor. Acaba hani Tarım Bakanlığı burada devreye girer mi? Çeltik üreticisini de destekler mi? Bugün Türkiye Gazetesi'nin manşetine bir bakalım. Yani 6 yılda 40 liradan 500 liraya gelmiş bir et fiyatından söz ediyoruz. Bundan söz ederken bir sebeplerini anlatırken Türkiye Gazetesi'nin manşetine buyurun bakalım. 7 gece tatil 1 milyon lira. Bodrum otelleri Dubai'yi solladı diye bir manşet. Yabancılar için çok ucuz diye eleştirilen Türk otelleri en pahalı olmaya aday. Türkler Bodrum'un hayalini bile kuramazken yabancılar da kaçmaya başladı. Manşet. Peki biz buraya neden geldik? Haberin içinde bunu da görebilecek miyiz? Detaylarda arıyorsunuz. Mesela bugünü yaşamamızın sebebi, bu pahalılığı, bu yüksek enflasyonu, bunu yaşamamızın sebebi faiz sebep, enflasyon sonuç olabilir mi? Haberin içinde görmüyorsunuz bunu. Cumhurbaşkanı öyle söylemişti. Dünyanın tersine bir yol yürüdük ve karşımızda değersiz bir Türk lirası. Ne demişti Nurettin Nebati? 14 lira olduğunda dolar. Yani Türk lirası daha ne kadar değer kaybedecek? Olmaz bundan daha ötesi. Ne kadar şimdi dolar? Bunu söylüyorlar mı? Nurettin Nebati'ye ne olacak bu kur korumalı mevduat sisteminden, devletin kasasından bir şey çıkmayacaktı hani diye soru sormak istediğimizde, Merkez Bankası'nın zararını hatırlatmak istediğimizde bana ne dedi. Döndü arkasını gitti. Şimdi sessiz. Bir yerlerde dinleniyor mudur acaba? Gözlerini kapatıp bir kez daha açtığında memlekette insanların halini görüyor mudur acaba Nurettin Nebati? Şimdi bir de isterseniz açlık yoksulluk rakamlarına bakalım. Bu memlekette 17.002 lira asgari ücret. Temmuz ayında ara zam da yapılmayacak denilirken Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun hesaplaması açlık sınırı 20.000 liraya dayandı. Burada bir devlet aklına ihtiyacımız var. Haberimizi izleyelim. Özel konuğumuz dakikalar sonra burada. Geçinmek şu anda çok zor. Asgari ücretin düşük olması da insanları bir hayli zorlayacaktır bu durumda. Açlık sınırı 20.000 liraya dayandı. Yoksulluk sınırı ise 60.000 liraya yakın. Yeni yapılan bir araştırmaya göre ise Türkiye'de çalışanların %15'i yoksul. Kocakarıyla birbirimizi yiyoruz. Şunu al bunu al diye yok. Alamıyorum, getiremiyorum. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Mayıs ayı araştırmasına göre açlık sınırı 36 lira artarak 19.926 liraya yükseldi. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise açlık sınırı 3.443 lira arttı. Bakıyorum şu anda mesela üstüme kıyafet alacağım bir şey alamıyorum. Mayıs ayında yoksulluk sınırı da önceki aya göre 1.148 lira arttı. 59.353 liraya çıktı. Yoksulluk sınırında yılın ilk 5 ayındaki artış 12.516 lira. Bir yıllık dönemdeki artış ise 28.201 lira oldu. Ne kadar yükseltirlerse yükselttiklerini zannetsinler hiçbir şekilde gideni karşılamıyor. Öte yandan DİSK üyesi MR tarafından hazırlanan gelir eşitsizliği ve yoksulluk raporu yayımlandı. Buna göre Türkiye'de son bir yılda 190.000 kişi daha yoksullaştı. Yoksulluk sınırı %21,7'ye ulaştı. AB ülkeleri ortalamasının üstünde olan gelir dağılımı eşitsizliği de daha da derinleşti. Rapora göre Türkiye'de çalışanların %15'i yoksul. Temel ihtiyaçları giderebiliyordu. Şimdi bu dolaplar boş. Yıllık olarak ortalama en yüksek iş gelirine sahip grup işverenler, en düşük gelire sahip grup yevmiyeli çalışanlar. Yıllık ortalama iş gelirleri sırasıyla işverenlerde 408.174 lira, kendi hesabına çalışanlarda 115.622 lira, ücretli maaşlılarda 102.821 lira ve yevmiyelilerde 53.334 lira oldu. Alım gücü hiç yok. Yani asgari ücret yükseldi ama ona göre de zaten hayat pahalılığı devam ediyor. Türkiye'de her iki kişiden biri de borçlu. Borçluluk düzeyi arttıkça tüketici kredilerine başvuru ve kredi kartı kullanımı da artıyor. Tüketici kredilerinin tutarı bir yılda %22 artarken kredi kartı kullanımı %59 arttı.